integral testinin daha matematiksel bir tanımını görmek ister misiniz? Evet, integral testi. İntegral testine göre elimizde bir f(x) toplamı varsa öyle ki bu pozitif, sürekli ve azalan olacak. Ayrıca k'dan başlayan bu arada k aralığa dahil olacak. Evet, k'dan sonsuza kadar olan aralıkta olacak. Varabileceğimiz iki sonuç var. Birincisi, k'dan sonsuza fx dx'in belirli integrali yakınsıyor ise, n eşittir k'dan sonsuza f'nin toplamı da yakınsar. 1 bölü n karede gördüğümüz şey de buydu. İkincisi ise bunun tam tersi. Yani k'dan sonsuza fx dx'in belirli integrali ıraksıyor ise, bu sonsuz seri de yani n eşittir k'dan sonsuza f'nin toplamı da ırak sar. Az önce de söylediğim gibi bunun bir önceki videoda 1 bölü x kare için doğru olduğunu görmüştük. Hemen yazayım. 1'den sonsuza 1 bölü x kare dx'in belirli integrali yakınsadığından ki hatta 1'e eşit olduğunu da görmüştük n eşittir 1'den sonsuza 1 bölü n karenin toplamının da yakınsadığı sonucuna ulaşmıştık. İsterseniz şimdi bir de bunun için bir örnek görelim. Mesela bir bakalım hemen bir integral yazıyorum 1'den sonsuza bu defa bölü x kareyi değil de fx eşittir 1 bölü x'i. Evet bunu kullanalım. Bunu 1'den sonsuza kadar olan aralıkta değerlendirdiğimizi düşünüyoruz. Böylece buradaki koşulu da sağlamış oluyoruz. Bu aralıkta fx pozitiftir, süreklidir ve azalır. x arttıkça fx'in değeri azalır. O halde integral testini kullanabiliriz değil mi? İsterseniz bunun birden sonsuza kadar integralinin neye eşit olduğunu hesaplayalım. Yazıyorum, birden sonsuza 1 bölü x dx'in belirli integrali. Bunu bir limit olarak yazacağım. Limit t sonsuza giderken, birden sonsuza kadar 1 bölü x dx. Evet, eşittir limit t sonsuza giderken, bunun ters türevi x'in doğal logaritması öyle değil mi? Ve bunun 1 ve t'de aldığı değerleri bulacağız. Bu arada burada 1 de mutlak değer olması lazım ama x'in pozitif değerleri söz konusu olduğu için yazmasak da olur. Eşittir limit t sonsuza giderken t'nin mutlak değerinin doğal logaritması eksi 1'in mutlak değerinin doğal logaritması. Peki ln1 neydi? Sıfırdı öyle değil mi? O halde geriye sonsuza giderken t'nin mutlak değerinin doğal logaritması kalır ve t sonsuza giderken bunun limiti de sınırsızdır yani sonsuza gider. O halde bu seri ıraksar diyebiliriz öyle değil mi? Etrafını çiziyorum ve bu ıraksar. Evet, ıraksaktır. Bu ıraksadığı için integral testine dayanarak ki fonksiyonumuzun söz konusu aralıkta pozitif, sürekli ve azalan olduğunu da bir kere daha hatırlatayım. Buradaki integralin ıraksadığını bulduğumuza göre integral testinin ikinci sonucunu kullanabilir. Yani eh, bu bir ispat değil ama bir önceki videoyla işin mantığını iyice anladığınızı düşünüyorum. Yani n eşittir birden sonsuza bir bölü n'in toplamının da Irak sıcağını söyleyebilirim. Bu arada bu bir harmonik seridir. Orem'in ispatını kullanarak harmonik serilerin ıraksadığını ispatlamıştık ama integral testini kullanarak da aynı sonuca ulaşmamız mümkündür. Şimdi integral testinin altında yatan mantığı bir kere daha hatırlatayım. fx eşittir 1 bölü x'in grafiğini çizeceğim. Elimden geldiğince iyi bir çizim olmasını sağlayacağım. Peki, burası 1, burası 2 ve burası da 3 olsun. Buraya da 1 ve 2'yi işaretleyelim. x 1 olduğunda fx 1'e, x 2 olduğunda 1 bölü 2'ye eşit olacak. 3 için de 1 bölü 3, işte böyle. Bahsi geçen aralık 1 ile sonsuz arasındaki aralık ve fonksiyonun bu aralıkta pozitif, sürekli ve azalan olduğunu görüyoruz. Buradaki toplamı hemen yazayım. n eşittir 1'den sonsuza 1 bölü n toplamını 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 ile başlayıp bu şekilde devam eden bir toplam olarak yazabiliriz. Serinin raksadığını göstermek için bunun buradaki alan için büyük bir tahmin olması lazım. Ne demek istediğimi biraz daha iyi anlatabilmek adına bakın elimizde bu alan var. Evet bu integralin tanımladığı alanı yeşille boyuyorum. Bu 1'den sonsuza 1 bölü x dx'in belirli integraline eşittir. Buradaki toplamı ise bu alan için büyük bir tahmin olarak düşüneceğiz buradaki 1, buradaki 1 yani yükseklik çarpı buradaki n ile tanımlı dikdörtgenin alanına eşit olacak. İşte bu dikdörtgenin alanından bahsediyorum ve içine 1 yazıyorum. 1 bölü 2 ise buradaki dikdörtgenin alanına eşit. Bunun bir sol Riemann toplamı olduğunu da düşünebilirsiniz. Buraya da 1 bölü 2 yazayım. 1 bölü 3'ü de işte buraya çiziyorum. Şimdi buna bakarak bu belirli integralin tanımladığı alanın buradaki dikdörtgenlerin alanlarının toplamından küçük olacağını görüyorsunuz değil mi? Bunun bu alan için yüksek bir tahmin olmasının yani bundan büyük olmasının sebebi de budur. Bunun sonsuza gittiğini de biliyoruz ve eğer bu bundan büyükse bunun da sonsuza gitmesi gerekir. Anladınız değil mi? Ve işte integral testinin arkasında yatan mantık da budur.